İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bir Soyut Şehirler Ekonomisi programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu akşam konuğum Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanı Doğan Ufuk Güneş. Hoş geldin Doğan Bey. Hoş bulduk. Doğan Bey ile biz aynı zamanda Bilgi Ekonomisi Derneği'nde bir dönem yönetim kurulundaydık. Evet. Şimdi de düz üyesiyiz. Evet, istişare. Yoksa hala yönetimde misiniz? Yok, istişare heyetindeyiz diyelim. İstişare heyetindeyiz değil mi? Evet. Yani, önemli bir derneğimiz biliyorsunuz. Önemli bir derneğimiz. Evet, tabii ki. Tabii muhakkak. Bilgi ekonomisi önemli bir konu. Türkiye'nin çok fazla üstünde durması gereken bir konu. Ve yazılım sektörü de bilgi ekonomisinin alt başlıkları, önemli bir alt başlıklarından biri diyelim. Ben konuyla ilgili belki eksik bilgisi olan seyircilerimiz olabilir diye hocam bir yazılım nedir diye temel bir soruyla başlamak istiyorum. Ben çok temel ve çok basit bizi izleyen izleyicilerimizin çok kolaylıkla anlayabileceği basitlikte şöyle ifade edeyim. Hayatımızda artık bugün teknolojinin girmediği hemen hemen hiçbir alan yok. Evet. Yani hayatımıza giren teknolojinin diyelim ana sinir uçları. Hatta tüm sinir sistemi yazılımdır. Dolayısıyla bugün hayatımızın neresine teknoloji dokunuyorsa onun sinir sistemi olarak yazılımı düşünebiliriz. Yazılımsız teknolojinin olamayacağı, yazılımsız teknolojik bir hayatın ileride asla hiçbir şekilde karşımızda yer bulamayacağı bir noktadayız. Yazılım bu. Evet. Şimdi en basitinden en kompleksine kadar aslında bütün teknolojik ürünler bir yazılım altyapısıyla çalışıyor aslında. Buzdolapları bile diyelim neredeyse. Tabii sürekli kullandığımız mobil telefonlar, bilgisayarlar zaten yazılım deyince ilk aklımıza gelen şeyler. Ama işte buradan savunma sanayine kadar götürebiliriz. Bu bakımdan yazılım sektörü, milli yazılım sektörü stratejik önemi haiz aynı zamanda. Öyle değil mi? Stratejik önemi haiz, bir de stratejik sektör olmaktan başka hiçbir yolu olmayan yegane sektörümüz. Yani bugünden sonra az evvel ifade ettiğimiz gibi yani yazılımsız hiçbir alan kalmayacak. Sizin de söylediğiniz gibi telekomünikasyondan savunma sanayine, eğitimden bildiğiniz normal efendim spora, sağlığa, tarımdan tutun işte efendim gıdaya kadar her alan aklınıza gelen her noktada önümüzdeki gelecek olan 5G teknolojisiyle birlikte de akıllı şehirler, akıllı ulaşım, akıllı evler her noktamızda hayatımızın her yerine giren bir yazılım sektöründen bahsediyoruz. Şimdi böyle bir sektör stratejik olarak ele alınmak durumunda ve stratejik ilan edilmek durumunda. Bunun başka hiçbir yolu yok. Şimdi yapay zeka dünyayı ele geçirir mi falan gibi bir takım efsaneler de dolaşıyor. Ben işi oraya kadar götürmeyeceğim ama Sayın Başkan böyle akıllı şehirler falan deyince işte yumurtanın bile bir otomasyon sistemi içinde pişirildiği falan biraz tatsız ve doğadan uzak ürkütücü bir fotoğraf çıkıyor ortaya. Ne diyorsun bu konuda? Şimdi şöyle bakalım olaya. Aslında öyle çıktı, öyle değil tabii. Yani hayatımızı kolaylaştıracak, hayatımızın pek çok yerinde bugünkünden çok daha farklı iş yapış şekillerine ulaşacağımız, işin düzenlenmesini daha farklı organize edeceğimiz, hayatımızı da daha farklı organize edeceğimiz bir yere gidiyoruz. Şimdi bunu değiştirecek olan ana teknoloji, belki biz izleyen seyircilerimiz duymamış olabilir veya duyanları birazcık daha peştirmek açısından orayı da bir netleştirelim. O teknoloji bugünden sonra 5G olarak hayatımıza girecek. 5G deniliyor. Biliyorsunuz 2G ile başladık, işte EDG ile sonra 3G, sonra 4.5G şeklinde giden. Ama bugün tüm dünyada 5G'ye çıkacak olan bir teknoloji başlıyor. O teknoloji bugünkünden şöyle farklı, bir farkını ifade edelim isterseniz. Bugünkü hızın tam 1000 katı hızına ulaşacağız. Bir. İki, bir de bugüne kadar 4G ve 4.5G ile hayatımızda ağırlıklı olarak video indirme ya da hızlı mobil işlem yapabilmek varken
bugünden sonra üzerimizdeki her eşya olmak üzere, bildiğiniz her eşya, yani şu bardakta, şu kalemde nesnelerin interneti dediğimiz yöntemle direkt internete bağlı hale gelecek. Gözünüzdeki gözlüğe kadar, evinizdeki buzdolabına kadar. İşte o yumurta konusu da oradan belki. Evet. Böyle bir dünyada o zaman iş yapış şekilleri çok ciddi olarak değişecek. Mesai saatleri de ona göre olacak, trafik de ona göre değişecek. Yani her an her yerde olacağımız bir teknolojik dünya bizi bekliyor. Öyle bakmak lazım. Aslında 20 yıl önce bugünü tarif etseler yine ürkütücü gelebilirdi insanlara. Muhakkak, muhakkak. Şöyle, işin bir boyutu da teknoloji korkusu. Yani buna uyum sağlayabilecek miyim korkusu. Hı hı. Yani işin böyle bir tarafı da var. Nitekim teknoloji korkusu nedeniyle bazı meslekler ustalar tarafından yeni kuşaklara aktarılırken bir takım sorunlar da yaşanabiliyor. Bu teknoloji korkusu nedeniyle. Oysa teknoloji hayatımızı evet kolaylaştıran bir şey. Ünlü iletişimci Marshall McLuhan'ın bir sözü var. Diyor ki, biz teknolojiyi yaparız, sonra da teknoloji bizi inşa etmeye devam eder diyor. Güzel yani, sözmüş. Evet. Sonuç itibariyle aslında değişecek demekten öte değişti iş yapış şekillerimiz. Bugün itibariyle de değişti tamamen. 20 yıl öncesine göre düşünürsek. Evet, 20 yıl öncesine göre çok değişti. Birkaç hafta önce New York Üniversitesi profesörlerinden Profesör Selçuk Şirin'i konuk etmiştim. Hı hı. Çok vurgu yapıyor bu konuya, özellikle yazılım sektörüne. Diyor ki şu anda ulusları, toplumları bu eşitledi. Aslında bugün İngilizler de Amerikalılar da sıfır noktasından başlıyorlar. Bu bizim gibi ülkeler için çok büyük bir şans diyor. Bin yılda bir gelecek olan bir şans. Ben öyle tarifliyorum. Yüz yılda bile değil. Bin yılda bir gelecek olan evet. Çok önemli bir şansın tam eşiğindeyiz. Ve kaçırmamamız gereken bir şansın eşiğindeyiz. Evet. Çok doğru ifade etmiş Selçuk Hoca'ya buradan selam edelim. Evet. Doğru söylemiş. Evet, evet. Yani sonuç itibariyle sanayi devrimi, biz ona yetişemedik, geç kaldık artık bugün. Hala biz yerli otomobil yapmak için uğraşıyoruz falan. Evet. Ama sonuç itibariyle yeni teknolojiler yepyeni bir kapı açıyor ve herkes aslına bakarsan eşit mesafede buna. Yani ben bin yıl gibi bir o kadar büyük düşünmemiştim ama şimdi senin uyarınla olabilir. Evet. Dediğiniz gibi bakın biz sanayi devrimini kaçırdık. Sanayi çağını kaçırdık ama şöyle bakarsanız sanayi çağı bundan topu topu 125 yıl önce başlamış olan bir çağ. Ama ondan önce baktığınız zaman böyle pek de kaçırılmış bir çağımız yok. Yani bu neredeyse aydınlanma çağı gibi. Hani bin yılda bir orta çağdan yeni çağa geçiş gibi bir dönemin başlangıcındayız. Çünkü teknoloji ve teknolojinin sunmuş olduğu yeni başlangıçlar fırsatları ve özellikle de yazılım sektörüyle tüm ülkeler aynı dediğiniz gibi startta şu anda hizalanmış durumdayız. Evet. Şimdi burada artık çok ciddi bir şekilde eğitim kalitesi, eğitim içeriği ve geleceğe dönük eğitim sistemleri kimlerin daha iyiyse, kimler daha çok kendi yazılım sanayine, teknoloji sektörlerine önemli bir takım farklı ayrışmalar, farklı avantajlar sağlıyorsa ve kimler daha çok küresel iş yapabilme yeteneğine sahipse onlar hızlıca öne geçecek. Dilerim bizim ülkemizde onlardan birisi olur. Bizim çocuklarımız da o yarışta önde giden çocuklardan. Şimdi tabii biz hala eğitim sistemini tartışan bir toplumuz. Tabii Avrupa toplumları da tartışıyor. Yani sonuçta tartışa doğru yol bulunuyor. Ama biz eğitimde de çok yalpaladık, öyle değil mi? Yani çok yalpaladık değil, bence hatta neredeyse yani yalpalama seviyesine bile gelemedik. Yani bu artık o kadar bariz ki baktığınız zaman şu an ölçme, değerlendirme biliyorsunuz derecelendirme kuruluşları var. Mesela PISA bunlardan bir tanesi. Evet. Baktığınız zaman işte bizim okullarımız olsun, tüm ülkemizin eğitim derecesi olsun çok gerilerdi. Yani bu açıkçası pek kabul edilebilir bir şey değil. Yani asla hiç kabul edilebilir bir şey değil. STEM demiş olduğumuz yani matematik ve fen bilimlerinde
çok ciddi bir şekilde atağa geçmek zorundayız. Biz hala zorundayız'ı konuşurken pek çok ülke geçti. Pek çok ülke başka şeyler yapıyor. Pek çok ülke gençlerini, çocuklarını farklı eğitiyor. Biz hala bunları yapalım yapalım diye konuşuyoruz. Bakın bunlar işte o bin yıllık kırılmada çok ciddi hata duraklarıdır. Bu duraklarda durduğumuz zaman hata duraklarıdır bunlar. Başımıza iş alacağız. Bir an evvel bunlardan kurtulmamız lazım ve bir an evvel eğitim sistemimizi medeni ülkelerin eğitiminde ne yapıyorsa o seviyelere getirecek çalışmaları başlatmamız lazım. Şimdi aslında bakarsan sanıyorum orada da önümüzde bazı fırsatlar olduğunu düşünebiliriz. Şimdi geleneksel toplumlarda eğitim ailenin uhdesindeydi. Sonuç itibariyle ebeveyn kendi yeni kuşaklarına aktarıyordu bilgiyi. Sonra ulus devletlerle beraber, ulus devletler bunun bir kısmını aldılar eğitimin. Dur bakalım, ben de iyi vatandaş yetiştirmek için eğitime el atıyorum dedi ve eğitimin bir kısmını aileden aldı. Sonra işte elektronik mecranın ortaya çıkmasıyla beraber aslına bakarsan bir kısmını da aslında medya aldı. Basılı medya. Evet, basılı da elektronik medyada. Şimdi internetle beraber aslında devletlerin de ailenin de elinden çıkmış durumda eğitim durumu şeyi, fonksiyonu. Şimdi aslında bu da yeni bir dönem. Belki burada da sıfır noktada olmanın bir takım fırsatlarını değerlendirebiliriz. Belki. Şimdi bakın burada bile mesela aslında şöyle bakalım. Eğitimde bir demokratikleşme süreci yaşayacağız. Şimdi teknoloji 5G ile düştü diye konuştuk. Evet. Şimdi 5G ile örnek Van'daki bir çocuk da tıpkı İstanbul'daki bir çocuğun neredeyse tüm imkanlarına sahip olabilme fırsatına sahip. Evet. Çünkü o çocuk da dilerse örneğin Cambridge'in ya da atıyor Harvard'ın veyahut da bir başka okulun internetten eğitimlerine katılabilir. 5G ile rahatlıkla bulunduğu yerden sanki okuldaymış gibi aynı eğitimler alabilir. Veya bakın bundan 40 sene önce bizim şu cep telefonuyla bugün herhangi bir kişinin yapabildiklerini ancak çok büyük ülkelerin büyük istihbarat örgütleri ya da belki başkan seviyesinde belki bunun onda biri yapılabiliyordu. Yani bugün artık bu telefonlar ve yazılımlarla insanlar her türlü bilgiye ulaşabilme fırsatına sahipler. Şimdi burada ciddi bir demokratikleşme var, belli bir eşitleme var. Ama olayı salt eşitlenme diyerek hani rahata kavuşmamamız lazım. Burada önemli olan şey şu, bilginin çok olması değil, bu bilgiyi nasıl yorumlayabileceğinizin bilgisinin sizde olması lazım. Evet. Şimdi bu analitik, bu analog, yani analitik bu bakışı veremezseniz, o zaman yine diğer ülkeler sizden önde geçer, siz yine geride kalırsınız. Evet. Peki, Sayın Başkan, yazılım sektöründe yerlilik ve millilik. Bu ne demek? Biraz buranın üzerinde duralım. Çünkü en kritik konulardan birisi bu aslında. Şimdi bakın, bir kere yerlilik olanı şöyle anlatalım. Yine bizi, yani yazılım sektörünü çok bilmeyen belki bizi izleyen izleyicilerimiz olabilir. Arabalarımızı düşünelim. Evet. Bizim şu anda kullanmış olduğumuz araçlarımızın çoğu Türkiye'de üretiliyor. Pek çok marka. Bugün şu an marka saymayalım ama fabrikaları Türkiye'de ve artık onlar Türkiye'de Türk mühendisleriyle, Türk mühendislerinin yanında Türk işçileriyle, Türkiye'deki kurulmuş olan Türk fabrikalarıyla, sermayeleriyle ve artık yani yabancı bir marka bile olsalar neredeyse tamamen baktığınız zaman Türkiye için de üretilen ve buradan da ihraç edilebilir hale gelmiş araçlarımız var. Şimdi bakın bunlar ne hale geliyorlar neredeyse? Yerli arabalar. Yazılımda da aynı şeyi düşünebilirsiniz. Yani Türkiye'de üretiliyorsa, Türk mühendisleri tarafından üretiliyor ise, Türk mühendislerinle beraber Türk teknisyenleriyle birlikte üretiliyorsa yazılımlarımız ve buradan ihracatı yapılıyor ise, Ar-Ge'si tamamen burada ise, bizim açımızdan YASAT olarak, yazılım sanayicileri olarak biz bunu yerli olarak görüyoruz. Yerli yazılım statüsünde düşünüyoruz. Milli ise başka bir şey. Evet. Şimdi bakın, milli şöyle bir şey. Şimdi siz ülke olarak teknoloji üreten ülke olabilirsiniz. Bunu da şöyle anlatalım. Tekstille örnek verelim. Bakın biz bir zamanlar Türkiye
tekstilin en iyi evet. üretici ülkelerinden bir tanesi. Evet. Doğru mu? Evet. Ve tekstilcilerimiz bu konuda çok ciddi yatırımlar yaptılar, çok iyi yerlere geldiler, iyi üretimler yaptılar. Pek çok ülkede getirdiği üretimini biz de yaptırdı. Yani biz Türk tekstili bayağı bir üretim konusunda iyi yerlere gittik. Evet. Ama hiçbir zaman bizim gerçek anlamda markamız olmadı. Modaya dönüştüremedik biz tekstili. Şimdi sizin evet. uzmanlık alanınız, hani oraları evet. size bırakayım çünkü oralarda ukulalık yapmayayım. Estağfurullah. Evet, onu yapamadık. Burada ise bizim tarafta bunun tam iz düşümü şu. Teknolojiyi üretebilirsiniz yerli olarak ha. ama eğer teknolojinin sahibi değilseniz, teknoloji sizin değilse işte o zaman milli olamazsınız. O zaman sadece başkasının teknolojisiyle bir şeyler üretiyorsunuzdur. Bu çok önemli bir olaydır, önemli bir adımdır ama yeterli adım değildir. Esas önemli olan şey yazılımda teknoloji üretmenin ötesine geçip teknoloji sahipliğini oynayabilmek. Aha. Yani kendi veri tabanlarımızın olabileceği bir dünyayı hayal edelim. Örneğin kendimizin derken ediyordu sadece… Ediyordu 10 yıl önce falan, Parduslar falan ne oldu hocam? Onu anlatmaya çalışıyorum. Ha. Şimdi onlar ne oldu? Durdu, bir yerlerde kaldı. Nasıl oldu bu? Yani kamu özel sektör işbirlikleri mi yürümüyor? Nasıl oluyor? Maalesef yani? Kamu özel sektör işbirlikleri yürümedi. Evet. Kamu yanlış adımlar attı. Kamu atması gereken doğru adımları zamanında atmadı. Bu da yanlış oldu. Evet. Teşvikler verdi ama teşvikleri vermesi gereken yere verdi, verilmemesi gereken yerler vardı. Yani karıştı bir takım şeyler. Bu tabii yolda çok hızlı ilerlemenin de getirmiş olduğu hatalara sebebiyet verdi. Yani kamu hiçbir şey yapmadı anlamına gelmiyor. Tabii. Çok şey yaptı. Yani devletimiz bu konuda bize çok önemli destekler verdi. Evet. Ama hızlı bir dünya yaşıyoruz. Bizim mesleğimiz çok hızlı. Yani yarın sabah ben bütün bildiklerimi yeniden öğrenmek durumunda olduğum bir meslek yapıyorum. Bildiğim bir şey var, yarın her şeyi unutacağım. Her şey eskiyecek, yeniden başlayacak. Dolayısıyla kamunun da burada hızlı refleks alabilmesi lazımdı, onu alamadı. Bu Pardus konusu da öyle bir konu. Aslında biz Pardus'ta bundan 10 yıl evvel çıkmış olduğumuz yolu 10 yıl içerisinde tamamlasaydık, mesela bugün bizim bir kendi milli işletim sistemimiz olacaktı. Belki milli veri tabanı sistemimiz olacaktı. Belki işte daha farklı milli altyapılarımız olacaktı. Bunları telekomünikasyon sektörünün bir kısmında yapabildik ama yazılımda yapamadık. İşte bunları yapmamız lazım. Yerli milli ayrımı bu. Böyle bakalım olayı. Yani milli yazılım sektörümüzün önemli sorunlarından birinin de uluslararası belgelendirme sorunları olduğu söyleniyor. Bu sorunlardan bir tanesi. Bir tanesi. Bir tanesi. Evet. İşte o uluslararası belgelendirme dediğimiz konu aslında az evvel ifade ettiğim nokta. Yani siz teknoloji üretiyorsunuz. Tamam, hiçbir sorunumuz yok. Yani biz dünyaya rekabet edebilecek uygulamalar geliştirebiliyoruz. Ha. Oyunlar yazabiliyoruz. Evet. Ticarileşme anlamında çok iyi ürünler yapabiliyoruz. Burada hiçbir sorun yok. Evet. Ama dikkat edin, buradaki bütün kullandığımız teknolojilerin %70'i, 80'i yine yabancı teknoloji. Yani o teknolojileri kullanarak teknoloji üretiyoruz. Biz millileşme dediğimiz şey ise o teknolojilerin bize ait olması. İşte o bir sonraki adım. Onu yaptığınız zaman işte dünyada çok ciddi fark katarsınız. Sizin tabirinizle tekstildeki markalaşmayı sağlamış olursunuz. Öyle söyleyeyim. Bir, nasıl diyeyim, TÜBİTAK, TÜRKSAT, Havelsan gibi kurumların bu milli yazılım konusunda bir takım girişimleri olduğu, en azından gazete haberleri çok yakından evet. takip edebildiğim bir konu değil de. Nedir oradaki durumlarımız? Şöyle, şimdi yani farklı farklı kamu kurumlarımız bu konulara müdahil oluyorlar. İşte Havelsan'dı, TÜRKSAT'tı ya da işte Aselsan'dı gibi. Onların bu konularda ön açmaya çalıştığını görüyoruz. Bunda bir mahsur yok. Yani bunda hatta bazı noktalara da fayda var. Mesela evet. savunma sanayinde Havelsan'ı ve Aselsan'ın milli altyapılarımızı ve milli yazılım platformlarımızı oluşturmakta yapacağı katkılar asla tartışılmaz. Çünkü orada çok ciddi, iki güçlü kuruluşumuzda da çok ciddi know-how var. Çok ciddi birikmiş olan bir teknoloji birikimi var. Şimdi o teknoloji birikimiyle yerli yazılım sanayiyle el ele verip önemli bir millileşme hareketinin başlangıcını sağlayabilecek nüve var bu iki kuruluşumuzda evet. da. Dolayısıyla orada yapmış oldukları tüm çalışmaları biz de canı gönülden destekliyoruz yerli yazılım sanayi olarak. Ve istiyoruz ki bizim önümüzü açıcı platformları hazırlasınlar. Yerli yazılım sektörü de burada ciddi bir ekosistem oluşturarak burada
o kendi teknoloji üretme yeteneğiyle teknoloji sahipliği yeteneğine doğru adım atmaya başlasın. Evrilmeşmeye başlayalım burada. Bunu tabii bu iki şirketimizin bize sağlayacağı katkı burada tartışılmaz. Aynısı mesela dönersek işte diyelim ki efendim TürkSat'ta. Mesela orada da uydu üzerine önemli bir know-how bilgi birikim var. Orada da yine aynı şekilde uydu elektronik sanayinde önemli çalışmalar yapılabilir. Ama bu aslında birkaç şirketle değil de topyekun devletin el atması ve devletin özel sektörün önünü açması gereken bir konu. Çünkü özel sektör bu millileşme hareketinin içerisinde tam anlamıyla olamazsa bu gerçek anlamda küreselle rekabet edebilecek bir millileşmeye gitmez. Sadece kendi içimizde kullandığımız bir millileşmeye döner. Bu da ne kadar bir ticari başarı getirir daha sonrasında siz markalaşmanızı siz daha iyi takdir edersiniz. Madem o kadar iltifat ettim markalaşma derken. Estağfurullah ben şimdi, doğru söylüyorum. Teşekkür ederim. Tabii bir ekosistem oluşturmak çok önemli bir şey. Yani niye Silikon Vadisi diye bir yer var? Aslında bilgi daha dar bir alanda kendi içinde dönüyor, birbirini motive ediyor, uzmanlıklar birbirine yakınlaşıyor filan. Yani şu dijital çağda bile bu coğrafi yakınlıklar önemli oluyor. Evet. Ülke içinde de bir ekosistemin gelişmesi tabii kendi başına filiz veremeyecek bir sürü işte startup'ın veyahut da girişimin önünü açabilecektir tabii. Doğru. Önemli. Bu bakımdan da devlet özel sektör işbirliği bu ekosistemin oluşturulmasında çok önem taşıyor elbette. Tabii milli deyince insanın aklına bizim nüfus veri tabanı, ondan sonra savunma sanayinin kullandığı yazılımlar falan gibi şeyler geliyor. Bunlar aynı zamanda stratejik ve hani ülke sırlarını oluşturuyor, öyle söyleyeyim. Evet. Şimdi bunların aslında milliğinin içine giren unsurlardan en önemlisi bunlar herhalde. Ya bunlar hani ana unsurlar diye. Evet. Yani şimdi savunma sanayi dediğiniz konu o kadar geniş ki, o kadar derya ki ben size yani iki tane alanını söyleyeyim sadece. Şimdi bakın, mesela, atış komuta kontrol sistemleri. Veya karargah komuta kontrol sistemi. Şimdi bunlar eğer sizin milli değilse evet. Siz hesabını yapın. Anladım. Bunun yanına mesela siber güvenliği koyun. Aha. Yani cyber security dediğimiz. Şimdi siber güvenlik o kadar önemli, o kadar önemli ki. Yani şöyle örnek vereyim. Belki bizi gene izleyen ve konu hakkında fazla belki bilgisi olmayan seyircilerimiz olabilir. Yine onları aydınlatalım. Yani bugün siber güvenliği şuna benzetin. 100 milyon dolarlık bir savaş uçağıyla yapamayacağınız hasarı 100 dolarlık bir yazılımla yaparsınız. Siber güvenlik bu kadar önemli. Şimdi şöyle, İngiltere'de bir ara böyle bir sorun oldu. Birkaç yıl oluyor öyle hatırlıyorum. Bir siber güvenlik sorunuydu yani. Ya dedim İngilizlerin başına böyle şeyler geliyorsa biz acaba ne durumdayız diye gerçekten hayıflandım yani. Bu bir muharebe aynı zamanda öyle değil mi? Tabii artık şimdi savunma sanayinde değil de yani daha doğrusu ordularda tamamen siber güvenlik orduları var. Yani artık pek çok ordu kendi içerisinde bir de bu konuda komuta kademesi kuruyor. Yani bunun komutanlığı var. Bildiğiniz evet. Resmen yani, bunun kol ordusu var, ordusu var. Kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri gibi de siber güvenlik tabii, komutanlığı. Tabii. İşte bahsediyorum en önemli konu. 100 milyon dolarlık bir savaş uçağını yolladığınız zaman en fazla nereye kadar vurursunuz? İşte bütün o savaş uçağının ateşinin üzerindeki silah sistemlerinin bitim noktasına kadar ateş edersiniz. Ama 100 dolarlık bir yazılım öyle değil ki. Bir 100 dolarlık yazılımla o ülkenin bütün baraj sistemlerini bozabilirsiniz, kapaklara çevir. Yani burada saymayalım. Pek çok hasar verilebilir. O yüzden çok önemli. Her konuda yerleşmek ve millileşmek yazılım sanayinde çok önemli. O startup ekosistemi açısından da çok önemli. Evet. Yani markalaşma ve startup ekosistemi dediğimiz konuda da çok önemli. Markalar mesela Türk markaları konusunda da benim yıllardır söylediğim bir şey. Önce bize itibarlı bir ülke markası lazım. Bir ekosistem olarak aynı zamanda. Yani markaların yeşerip büyüyebileceği bir ekosistem gerekiyor. Münferiden tek tek dünya markaları yaratabilmemiz
hani çok zor bir şey. O bakımdan ülke markalaşması her şeyin önünde geliyor. Bundan sonra bir ekosistem oluşturulması her şeyin önünde geliyor. Onun için mesela tekstil altyapısı İtalya'nın da İspanya'nın da bizden kapasite olarak en azından teknoloji karşılaştırmasını bilmiyorum ama kapasite olarak daha düşük. Teknoloji olarak da çok fark olduğunu sanmıyorum. Çünkü teknoloji artık ucuzladığı için alınıp satılabilen bir şey, bir unsur, bir girdi. Fakat şimdi İtalya biz kilogram bazından bazında bizden daha az tekstil ürünü ihraç ediyor olmasına rağmen bizden daha 5-6 katımız daha fazla gelir elde ediyor. Bir küçük şeyden söz edeyim size. Belki bir segmentasyon ya da daha doğrusu bir odaklanma da gerekiyor olabilir mi acaba bu konuda? Geçen de yine küçük bir gazete haberine rastladım. Finlandiya şöyle bir karar almış. Biz yapay zeka konusunda geri kaldık ve geç kaldık bu işe girmekte. Biz şunu yapalım, kamuda ve özel sektörde ülkede yapay zeka nasıl kullanılır? Yapay zeka iş hayatına, kamu sektörüne nasıl eklemlenebilir, entegre edilebilir? Biz daha çok bunun üzerinde çalışalım ve dünyaya örnek olalım diye bir karar almışlar. Bu bir aslında bu da bir fokuslanma. Doğru. Yani böyle yaklaşımlar da herhalde olabilir belki. Şimdi bunlar olmalı. Bir de şunu atlamamalıyız. Bakın her şey sonuç itibariyle vizyonla başlar. Yani eğer vizyon yoksa, en azından ben kendi alanımla alakalı konuşayım. Her şey vizyonunuzla ve bu vizyona uygun oluşturacağınız stratejiyle başlar. Bu stratejiyle birlikte de koyacağınız hedeflerle başlar. Bizim alanımızda o kadar çok fırsatlar var ki, eğer vizyonu doğru tutturursanız gidebileceğiniz sonsuz yeni ufuklar var. Bakın, bu ufukları reklamlardan sonra. Peki, konuşalım. Tamam. Teşekkür olsun. Ederim, sağ olun. Zaman kaybetmeden devam edelim. Aslında bizim yazılım sektörünün başarıları da var. Bir konuşmada ifade ettiğini fark etmiştim ben de onu. Gerçekten de Amerika'ya gittiğimizde hala banka kartı sistemleri, kredi kartı sistemleri bizim eski usulde çalışıyor. Evet, yani kağıt çıkıyor, imza atıyoruz falan filan. Bizim mobil finansta, evet. Buna fintech diyoruz, mobil bankacılık, evet. Veyahut da finansal bankacılık teknolojileri, evet. Diyoruz. Bu alanda biz şu anda Avrupa'nın en iyisi, en iyi ülkesiyiz yazılım, evet. Teknolojilerinde ve Avrupa'ya bu konuda teknoloji satıyoruz. Süper. Bakın, bu bir yazılım sektörünün başarısı. Tabii, başarılarından, evet. Birisi. Yani. Evet. Ve Amerika'ya, evet. Da bunu satıyoruz, pek çok Amerikan bankasına. Evet. Örneğin o şifreleme teknolojisi bizlere ait. Arkasındaki, evet. Birçok EMV dediğimiz teknolojik altyapılar, fraud sistemleri, yani hata ve korsan sistemleri, böyle KOP, bütün bunları Türk yazılım sektörü çok önemli bu noktada adımlar atmış vaziyette. Mesela bakın, az evvel onu ifade etmeye çalışıyordum reklamdan önce. Diyordum ki vizyon, strateji ve hedef. Şimdi size sadece bir örnek vereyim, oradan hareket edelim. Bugün dünyada sadece 15 şehir 25 trilyon doları kontrol ediyor. 15 şehir. Maalesef bunların içerisinde Türkiye'nin hiçbir şehir yok. Ve bu 15 şehir 25 trilyon doları tamamen teknoloji, yani bilgi ekonomisi tandanslı kontrol ediyor. Evet. Ağırlıklı olarak. Soyut şeyler ekonomisi de diyebiliriz buna. Evet. Aynen, soyut şeyler. Ortada mal yok yani. Yok. Bravo. Aynen böyle. Evet. Soyut şeyler ekonomisi. Çok doğru. Zaten programımızın da adı. Evet. Şimdi bu soyut şeyler ekonomisiyle bu şehirler bu 25 trilyon doları kontrol ederlerken baktığınız zaman ana espri ne? Başlangıçta koydukları vizyon. Mesela neden İstanbul bu şehirlerden bir tanesi olmasın? Ve işte az evvelki konuya dönelim. Neden İstanbul mesela finansal teknolojilerde, fintech yazılımlar konusunda stratejik bir konumda o şehirlerden birisi olmasın? Neden buraya dünyanın pek çok ülkesinden yatırımcı, fintech alanında yatırım yapmak anlamında buraya gelmesin?
Bu bir tanesi. Bunun gibi önümüze çıkacak olan 5G'de neden İstanbul burada önemli şehirlerinden bir tanesi olmasın? Ki İstanbul en önemli hani fırsata sahip şehirlerimizden birisi. İzmir hakeza neden olmasın? Antalya hakeza neden olmasın? Bu şehirler arasında girmesin. Şimdi eğer vizyonu doğru koyarsak bu şehirlerimizin yanına başka şehirleri de katabiliriz. Neden olmuyor diye soralım. Şimdi yani vizyon eksikliği mi? Vizyon eksikliği bir, bir de o vizyonu koyarken altını nasıl dolduracağımızın eksikliği. Şimdi biz mesela şöyle bir şey söylüyoruz, yazılım sanayicilerden olarak diyoruz ki, bizim bir vizyonumuz var, bir hayalimiz var. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde ülkemizi bu bölgede yazılımda bölgesel merkez ülke yapmak istiyoruz. Şimdi bunu bu vizyonla yola çıktığınız anda Türkiye bambaşka bir noktaya gidebilme fırsatını yakalar. Evet, eksiğimiz ne? Niye yapamıyoruz? Eksiklerimizin en başında ne geliyor biliyor musunuz? Evet. En başında bir numarada finans geliyor. Çünkü bizde teknoloji üretme sıkıntımız yok. Teknoloji üretebilecek kadrolarda sıkıntımız yok. Mühendislik yeteneklerimizde sıkıntımız yok. Ama bir numarada finans var. İkinci numarada da ülkemizin şu anda bulunmuş olduğu durumlar var. Finans derken, fonları kastediyorsunuz. Sermaye. Yani sermayeyi kastediyorsunuz. Bakın sermaye kastederken neyi söylüyorsunuz? Finans sektörünü kastetmiyorsunuz. Hayır. Sermayeyi kastediyorsunuz. Sermaye evet, birikim. Evet. Şimdi bakın, Türkiye'deki yazılım sektörü diğer sektörlerimiz gibi geçmişi çok geçmişe dayanan, maziye dayanan bir sektör değil, genç bir sektör. Evet. Dolayısıyla sermaye birikimi, mesela bir makinacılar gibi, bir metalciler gibi, madenciler gibi ya da bir turizm, otel ya da tekstil gibi büyük bir sermaye birikimine daha ulaşamamış. Onlar fonu kendi içlerinden çıkarıyorlar aslında. Farklı, aslına bakarsan şöyle özetleyelim onu. Sermaye sahipleri bir yatırım yapmaya kalktığında makarna fabrikası kurmayı tercih ediyor. Hı hı. Çok gözünün önünde, çok bildiği, sistematiği çok basit gelen, komşusundan görmüş. Bugün Türkiye'de un fabrikasında kapasite fazlası var ciddi manada. Şu yakınlarda bir makarna fabrikası daha inşa ediliyordur kesinlikle. Yani arz kapasite fazlası olmasına rağmen. Oysa sermayenin bu yeni alanlara ilgi göstermesi gerekiyor. Hem memleket için hizmet ederler, hem bir sektörü geliştirirler, hem de daha fazla kazanırlar. Çok güzel. Ben orada hatta şöyle diyeyim. Sermayenin artık soyut şeyler ekonomisine gelmesi lazım. Bravo. Öyle diyelim. Çünkü geniş çerçeve. Yazılım da onlardan bir tanesi. Soyut şeyler ekonomisi daha fazla kazandırır. Maalesef bunu bizim sermayemiz daha fark edemedi. Evet. Yabancı bunu fark etti. Evet. O yüzden de bugün bakın Kaliforniya gayri safi milli hasılla da üretmiş olduğu değerle İngiltere'yi yakalamış durumda. Biliyor musunuz? İngiltere'nin gayri safi milli hasılası 2.7 trilyon dolar. Kaliforniya'nın gayri safi milli hasılası geçen sene 2.8 trilyon yani, dolar. Evet. Bir eyalet İngiltere'yi yakalamış geçmiş durumda. Bir eyalet yine Kaliforniya eyaleti Texas'ı geçmiş durumda. Texas enerjinin ve petrolün merkezi. Texas 1.6 trilyon, Kaliforniya 2.8 trilyon. Bir şeye dikkat edin. Evet. Bunu her yerde söylüyorum. Bilgi, enerji ve petrolü geçti. Dolayısıyla, çok güzel bir örnek verdin. Bakın ya. Bilgi... Soyut şeyler ekonomisinin mottosu bile yapabiliriz. Bakın, bilgi, enerji ve petrolü geçmiş durumda. Bunu çok net... Bakın alın geçen seneki Amerikan eyaletlerinin gayri saf milli hasıla değerlerini görürsünüz. Evet. Şimdi bunu bizim artık sermaye sahibimizin bunu fark etmesi lazım. İnşaata, turizme veya başka alanlara yatırım yapıyorsunuz ama bakın burada çok daha mümbit, çok daha verimli, çok daha kıymetli bir alan var. Şu alana sermayenizi yönlendirirseniz belki önceki işler gibi hemen sabahına ya da 3 ay sonraya görmeyeceksiniz elinizde ama 1-2 sene sabrederseniz çok büyük rakamlara ulaştıracak. Yok hocam, diğer sektörlerde de öyle, ertesi sabah nerede görüyorsunuz yani? Ben yine hani biraz... Yok öyle bir şey yani. O şekilde anlatalım. Yani o artık yani başka imar oyunları falan, oralarda anlık kazançlar oluyor. Makarna fabrikasında olmuyor. Bakın, veya bir konut projesinde de öyle olmuyor. Bakın yine bir örnek vereyim size. Yine Amerika'da ve yine Kaliforniya'da son 5 yılda
klasik ekonomik sermaye, klasik sermayenin, sermayenin klasik ekonomiden yeni teknolojilere yönelme yüzdesi her yıl %35 artı devam etmiş. Bu bile aslında doğru yolun ve doğru yatırımın ne olduğunu gösteriyor. O zaman bizdeki startup hareketleri ya çok önemli. Çok hem önemli, bu arada da yeterli desteği, en azından fon desteğini bulamıyor demeye getirmiş oluyoruz, öyle değil mi? Getirmiş olmuyoruz, zaten durumu öyle söylüyoruz. Durum bu. Evet. Hani durum keşke farklı olsa da biz de bunu böyle öbür şekilde anlatabilsek. En önemli konulardan bir tanesi bu. Bakın, yine ben size bir rakam vereyim. Sadece geçen yıl ve sadece Kaliforniya bölgesinde ve sadece startuplara, hani belli bir seviyeye gelmiş şirketlere değil, sadece yeni başlamış, fikirden ürüne dönüşmüş ve yola çıkmış olan startuplara yapılan yatırım ne kadar biliyor musunuz? 15 milyar dolar. Sadece Kaliforniya bölgesinde, sadece yeni startuplara yapılan yatırım. Bizde ise daha bu 100 milyon dolarlar seviyesinde. Şimdi aradaki bu makası bir şekilde hızlı kapatmak zorundayız. Bunu kapatamazsak işte o bin yılda karşımıza gelen fırsatı maalesef ıskalarız, kaçırırız. Kaçtığı zaman da yaptığımız ne binalar işe yarar, maalesef ne turizmimiz işe yarar, ne tekstilimiz işe yarar, ne de tarımımız işe yarar ki zaten ne halde olur. Yani birkaç yüzyılda daha debelenir dururuz demek istiyorsun. Maalesef. Şimdi 15 milyar dolar deyince, 15 milyar dolar aynı zamanda bir Güney Kore elektronik markasının Ar-Ge'ye harcadığı para. Tabii. Türkiye'ninki de toplamı bu kadar. İşte bu mukayeseleri lütfen maalesef göz ardı etmeyelim. Duyması gerekenler duysun diye söylüyoruz bunları. İfade edelim. Evet. Peki bir konu, yine o zaman benim konuma, benim mevzularıma çekeyim biraz meseleyi. Şimdi biz tekstilde moda yaratamadık, moda markaları yaratamadığımız için tekstil bir rekabetle karşı karşıya kaldı. Ne o? Daha ucuz üretim rekabetiyle karşı karşıya kaldı. Ve o anda bizim sektör, makinalarımız, yatırımlarımız, fabrika binalarımız, her şeyi göçüverdi. Ve oradan ekmek yiyen bir sürü insan da zor durumda oldu. Patronuyla, işçisiyle her neyse. Şimdi yazılım sektöründe de şöyle bir olgu gözüme çarpıyor. Mesela Hindistan yazılım sektöründe önemli bir merkez diye biliyoruz biz. Ama oradaki yazılım sektörünü aslında başka büyük markalar çalıştırıyor ve bir emtia olarak neredeyse satın alıyor onları. Burası da bir tuzak. Öyle değil mi? Az evvel başlangıçta zaten bir parça bunu açmaya çalıştık. Dedim ki, teknolojiyi üretiyor olmanız sizin iyi bir yerde olma garantisi. O anlama geliyordu, ben de örneğini vermiş oldum. Çok doğru söylediniz. Yani işte bu çok net açık anlattınız. Evet. Aynısı burada başımıza gelebilir. Tekstilcinin yaşamış olduğu o sıkıntılı günleri biz yarın yazılımda da aynı şekilde eğer böyle gidersek yaşayabiliriz. Evet. Yaşayabiliriz, çok net. Evet. O yüzden teknoloji üretmekle övünmemeliyiz sadece. Teknolojinin sahibi olma noktasına gitmeliyiz. Bir de eğer salt üretiyorsak muhakkak ama muhakkak marka değerler çıkartmak durumundayız. Bizim bu topraklardan en az birkaç, 1-2-3-4 unicorn dediğimiz milyar dolarlık marka teknoloji şirketleri çıkarmak durumundayız ki teknolojimiz tamamen bize ait olmasa da, başka teknolojileri kullanmış olsak bile marka değeri olarak bize ait olan bir şey olsun. Bakın şu an Türkiye'nin teknolojide marka değeri var mı? İzleyenler. Benim bildiğim yok. İzleyenler. Dolayısıyla bizim bunu yazılımda yapabilme şansımız var. Yazılımın farklı alanlarında yapabilme şansımız var. Finansal teknolojide yapabilme şansımız var. Oyunda yapabilme şansımız var. Savunma sanayinin bir kısım alanında. Oyunda ve fintech'te zaten gözde görülür örnek, başarılar var. Örnek. Farklı yine başka alanlarda yapabilme fırsatımız var. Bugünden sonra bize çıkacak olan IoT dediğimiz nesnelerin interneti alanlarında yapabilme fırsatları. Yani çok zeki gençlerimiz var. Ve birçok gencimiz de
maalesef ülkemizin içinden geçtiği sıkıntılı şartlardan dolayı da bakın önemli bir beyin göçü verdik. Maalesef ya. Ve bu bizim çok ciddi kanayan yaramız. Yani ciddi söylüyorum, bunun bir an evvel çözmemiz lazım. Çünkü pek çok gencimiz yurt dışına gidiyor, akın akın gidiyorlar ve gittiler. Daha önceden gitmiş olanlarla bugün gitmiş olanların da maalesef o kötü olan gördüğümüz şeyin birazcık da bazen avantaj yarattığı bir alan daha var. Onlar yine ülkelerini düşünüp bazı işleri yine bize çalıştıkları yerleri paslayabilme fırsatları i̇şte var. İşte hocam hep İş bir ekosistem meselesi. Bu ekosistem üzerinde çok fazla vurgu yapmak lazım. Sadece yazılım sektörü ekosistemi de değil. Aslında bir Türkiye'de bütün sektörleri kapsayacak bir ekosistem düşünmemiz gerekiyor. Bu nasıl harekete geçer, nasıl olur bilmiyorum. Şimdi bu aslında büyük i̇şte, vizyonla. Evet. İşte bir tane çocuğun Alman vatandaşı olmak istiyorum şey hepimizin kalbini yaraladı öyle değil mi? Ama çocuğun bir kabahati yok işte. Hiçbir kabahat yok, realite bu. Ben de küçük bir örnek vereyim madem öyle. Benim oğlum Amerika'da, Kaliforniya'da işte eğitimi MBA filan dedik ki krizden önce Türkiye'de yaşadığımız ekonomik krizden önce Türkiye'ye dönmek için böyle can atıyordu. Krizle beraber arkadaşlarıyla konuştu burada. Bir takım işte sohbetler ettiler filan. Şimdi ben ne maaş alabilirim orada, ne ücretle çalışabilirim filan. Baktı hiç kendi hesabıyla, vizyonuyla örtüşmüyor. Ben gelmeyeceğim dedi. Bakalım ne yapacağız? İşte bunu söylemek istiyorum. Evet. Geçen yılda %60 filan, 2018'de 2017'ye göre %60 beyin göçü artmış. Bunlar normal işçi değiller. Bunlar bizi ileri götürecek olan, evet. Aslında bakın çok hep aynı şeyi belki söylüyoruz ama yani artık aklın olduğu, aklın yönettiği bir çağdayız. Yani alın terinin değil, akıl terinin, zekanın teriniyle bir yere gideceğimiz bir çağdayız. O yüzden Sayın Başkan, bu akıllar çok lazım. Evet. Şimdi bir toplumun %1-1,5 filan o civarda bir akıl teri kullanabilecek bir nüfusu oluyormuş. Genel. İstatistikli bir sonuç bu. Ve nüfusun geri kalanının bunlara kaderi, bunlara bu insanlara nasıl davranacağıyla ilgili belirlenmiş oluyor. Yani biz ya ana çekici motor bu, lokomotif bunlar. Aynen, aynen. Çok bu insan kaybı, bu beyin göçü çok büyük bedel. Yani toplam bu sözünü ettiğimiz %1,5 üzerinden oranlamamız lazım. Bunu ve büyük bir kayıp yani. Çok doğru ifade ettiniz. Yani buna diyecek bir yani, şey yok. Yani bu şu demektir, Türkiye'de işte 1-1,5 milyon civarında diyelim ki bir gerçekten Türkiye'yi çağ atlatabilecek eğitimden geçmiş işte o vizyona sahip insanlar varken bu 1,5'un 150 bini ki 200 küsür binlerden filan söz ediliyor geçen yıl için yani 150 bininin gitmesi demek %10'u demek çok büyük bir rakam. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Peki Sayın Başkanım bir konuda şu, şimdi yazılım aslına bakarsan bir ilgi görmüyor değil. Gençler arasında buna yönelik bir ilgi var. Hatta aileler de ilgileniyorlar ve işte kodlama kursları filan var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunlar ciddi girişimler mi yoksa... Öyle. Şimdi bakın ben şöyle söyleyeyim yani Allah'tan dijital bir çağdayız ve söylenen her şey kayıt altında kalıyor. Belki de bu yazılıma bu kadar temayül olmasını sağlayan işte nacizane kişilerden birisi de. Evet öyle. Belki de ben olabilirim. Çabalar gösterdik. Evet. Bu yönde aileler de farkındalık sahibi olsunlar diye. Evet. Çünkü çocukların yarın yapabileceği meslek sayısı cidden azalmaya başlayacak. Hı-hı. Özellikle yapay zekanın hayatımıza girmesiyle evet. Meslek... de kendi kendini bir kenara doğru itecek. Şimdi bu anlamda yazılım önemli mesleklerden birisi olunca yazılımın ana mentalitesi, yazılımın ana
metodolojisi olan algoritma dediğimiz eğitimin ilkokul seviyesine indirilmesi gerektiğini hep ifade ettik. Evet. Bunu burada bizim ifade ettiğimiz şey kodlama değil. Kodlama bunun hani halk daha iyi anlayabilsin diye evet. basite indirgedim. Aslında bu algoritma eğitimi. Algoritma metodolojisini öğretmemiz lazım çocuklarımıza ta ilkokuldan itibaren. Neden öğretmemiz lazım? Çünkü Finlandiya bunu öğretmeye başladı bundan 5 yıl önce. Japonya öğretiyor, Almanya öğretiyor, Avrupa'da pek çok ülke öğretiyor, Amerika öğretiyor. Şimdi sizin rakibiniz ülkeler. Kendi nüfuslarını böyle yetiştiriyorken siz yetiştirmezseniz bu matematikte geriye kalmakla eşdeğer, fizikte geriye kalmakla eşdeğer, tek bilimsel eğitimde geriye kalmakla eşdeğer. Dolayısıyla bu algoritma eğitimini vermek durumundayız. Kodlama onlardan bir tanesi, alanlardan birisi. Bu algoritma eğitimini alan çocuklarda ne olur? Ben en basitinden iki tane şey söyleyeyim. Bir, birlikte çalışabilme, birlikte üretebilme ve birlikte düşünebilme yetenekleri gelişir. İki, en küçük bir olayı bile 360 derece bakabilme vizyonları gelişir. Üç, sabırla ve tekrar tekrar başarıya gidecek yolu deneyebilme yetenekleri gelişir. Algoritma bunları katar bilimsel anlamda. Ve tabii matematik her şeyin başı. Matematiği çok ciddi bir şekilde çocuklarımıza yeniden sevdirmeli ve bu konuda çok önemli eğitim vermeliyiz. Hep söylediğimiz şeylerden birisi bu. Bu çocuklarını kodlama eğitimleri falan gibi kurslara gönderen ebeveynler yanlış yapmıyor değil mi? Hayır. Neden yani yanlış? Şöyle diyenler oluyor. İşte 10 yıl sonra bu bilgilerin zaten hepsi sıfırlanacak o nedenle. Hani gereksiz bir şey ama ben öyle bir sıfırlansa bile her gün sıfırlanan şeyler oluyor ama ateşleme önemli yani. İşte onu ifade etmeye çalışıyorum. Buradaki konu aslında öğrendiği o kodlamadaki kodlama dili değil. Burada esas konu evet. onun metodolojisi. Evet. Bravo. O metodolojiyi öğrendiyse 10 sene sonra başka bir metodoloji ile birleştirerek yeni bir üretim geliştirebilme şansına sahip olur. Evet. Ama onu bugünden öğrenemezse 10 yıl sonra o şansı da olmayacak. Bir sektör büyüklüğünü öğrenebilir miyiz? Ne kadar? Yani şöyle yani şimdi bu çok maalesef en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de tüm ülkedeki konularda olduğu gibi özellikle su içeceler ekonomisinde envanteri doğru tutamıyoruz. Ölçemiyoruz yani. Ha. Ölçemediğimiz için de ne ifade edebiliyoruz ne de bizim oluyor. Stokta mal da yok. Yani meşhur bir söz var yani ölçemediğiniz şey sizin değildir. Evet. İşte o zaman da tabii rekabette de bir türlü isteklerimizi koyamıyoruz ortaya. Ama şirket değer belirlemelerinde de işte bir takım sorunlar oluyor. Özellikle yazılım şirketleri konusunda da bu manada sorunlar olabilir. Evet oluyor. Şimdi gayrimaddi değerler, şimdi ekonomistler, iktisatçılar bunu bilanço dışı değerler diye bilançonun dışına atıyorlar. Hı hı. Ama bazı şirketler var ki zaten hani tüm varlıkları o bilanço dışı varlıklar diyoruz ama bilançonun içinde olması lazım normalde onların. Ben de arkadaşlara diyorum ki ya şunları bilançonun içine alsanıza. Evet. Orada işte klasik ekonomiyle modern ekonomi yani modern demeyeyim yani evet. soyut şeyler ekonomisi arasında bir evet. Daha anlaşılamamış alanlar var. Ya bakın evet. Adam Smith ekonomisinde ne üretilir? Kaynaklar kıttır ve kaynakları verimli kullanmak zorundasınız. İyi de soyut şeyler ekonomisinde yani bilgi kıt değil ki. Kıt değil. Bol. Peki bilgi kıt değilse ve bolsa o zaman şimdi Adam Smith ekonomisinin ana postülasına hale geldi. Yani iş oradan başlıyor. Evet. Yani, dolayısıyla biraz farklı. Ben size bir bilgi verdiğim zaman iki tane oluyor. Siz başkasına veriyorsunuz. Dört evet. oluyor. O zaman kazan kazan ekonomisi. Sonra halbuki, onların çarpanları da. Halbuki Adam Smith ekonomisinde neydi? Birisinin kazanması için birisinin kaybetmesi lazımdı. Ya da birisi az kazanacaktı ki öbürü kazansın. Bizde öyle değil ki. Şimdi şu bizim için iyi bir ölçü olabilir ve zaman zaman da programda bahsetmişizdir. Maddi sermaye ve gayrimaddi sermaye aslında soyut şeyler ekonomisiyle somut ekonomi diyelim. Amerika'daki toplam sermayenin %70'i gayrimaddi sermaye, %30'u maddi sermaye. Bizim ülkemizde maalesef oranlar tam tersi. Evet, %30'u gayrimaddi sermaye, %70'i. Soyut şeyler ekonomisinin büyüme imkanı da, büyüme fırsatları da, ihtimali de elbette ki yüksek. Yani 5 ton demiri
6 ton yapamazsınız. Aynen. Bu kadar yani bu. Şimdi isterseniz o sorduğun soruyu bir yapalım, aydınlatalım. Aynen. Şimdi dünyadaki bir pazara bakalım. Dünyada bilişim pazarı olarak bakabiliyoruz. Takriben 5 trilyon civarında bir bilişim pazarı var. Bunun 3 trilyon gene yaklaşık olarak yarıdan fazlası yazılım oluyor. Önceden bu daha çok donanımdı. Donanım ağırlıklıydı, yazılım daha azdı. Şimdi yani soyut şeyler daha ağırlık basmaya başladı. Evet. Bizim ülkemizde de elimizdeki değerlere göre işte Saray Bakanlığı'nın vermiş olduğu değerlere göre takriben 6,5-7 milyar dolar civarında bir yazılım sektöründen bahsediyoruz. Yani son rakamlar, elimizdeki son rakamlar takriben buralarda. İhracatımız ne kadar? İhracatımızın da 2 milyar dolara hizmetlerle beraber yaklaştığını şu anda görüyoruz. Bu noktada büyük bir eksikliğimiz vardı. Mesela bizim yazılım sektörüne ait bir ihracatçı birliğimiz yoktu. Hala daha yok ama hizmetler tarafında bir ihracatçı birliğimiz kuruldu. Bunun altında sağlık var, ulaşım var, dizi var, işte turizm var. Ve yazılım da bunun içinde. Evet. En azından bugünden sonra bu ihracat rakamları daha böyle bir net verilebilir hale gelecektir diye umut ediyorum. Evet. Tamamen yazılıma ait veya işte sağlığa ait bir ihracatçı birliği kurulduğu zaman orada o rakamlar daha da netleşecek. Kamunun satın alma kriterleri ihale yasasına takıldığınız oluyor mu? Ya, yani mal gibi oluyor. Ya da hizmet gibi. Bunu hala netleştiremediler de daha başka takıldığımız bir sorun var. Bunu yıllardır dile getiriyoruz. Artık ben dile getire yani dilde pele, bir daha getireyim. Dilde pelesenk oldu derler. Bir daha getir son. Maalesef kamuda biz hala yerli yazılım kullanılsın diye feryat figan ediyoruz. Maalesef kamu hala daha yerli yazılımdan daha çok yabancı yazılımı tercih etmek yönünde bir temayül içerisinde. Yani ne olur şu işten biraz vazgeçin, yerli yazılım kullanın, yerli yazılım kullanın, Türk yerli yazılım kullanın. Marka değeri de zayıf o zaman. Marka değeri zaten zayıf, onu baştan söyleyeyim. Burada yapmamız gereken, atmamız gereken çok adımlar var. Evet. Bir de İki estetik tasarım bu konuya da biraz eğilmeniz lazım. Bakın, süremiz bitti ama. Bir şey söyleyeyim. Bakın, bizde çok ciddi bir şekilde sektörde zeka var. Yani orada hiçbir sorun yok teknik anlamda ama marka iletişim manasında bir eksikliğimiz marka, var. Marka tasarım bu konularda bir zaaf var. Bunu da geliştirmemiz lazım. Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz. Maalesef ya çabuk bitiyor. Peki, ama bir saat yani. Saatte sorun yok ama algılarda sorun var. Peki, yani çok hızlı geçti. Evet. Hızlı geçti. Teşekkür ederiz. Sohbet güzeldi. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar sevgili seyirciler.